Rehberden herkese merhaba. Haftanın ilk gününden, yayınımızın son haftasından, canlı yayınlarımızın son haftasından da herkese merhaba. Bugün uluslararası girişimcilik ve ticareti konuşacağız. İngiltere'de Türkler için başarıya giden yolu konuşacağız. İngiltere'den bir misafirimiz var. Ahmet Ferruh Öncü, yatırım ve iş danışmanı. Bugün İngiltere'den geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yorgunsunuzdur diye de tahmin ediyorum. Ama çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün İngiltere'de genel sosyoekonomik yapıları konuşacağız. İş hayatındaki durumları konuşacağız. İnsanların oradaki adaptasyon sürecini konuşacağız. Yetişkinlerin ve çocukların adaptasyon sürecini sormak istiyorum size. Genel olarak ama amacımız İngiltere'deki Türklerin başarıya giden yollarını sizden öğrenmek. Ama bunun için bize bu konularda kim cevap verecek bunu da bilmek istiyoruz. Biz sizi tanıyoruz ama isteriz ki seyircilerimiz de sizi tanısınlar. Sonrasında da ben numaralarımızı hatırlatacağım. Öncelikle siz şöyle bir kısaca ne yaptığınızı, ne zamandır İngiltere'de olduğunuzu, iş hayatınızdan bize bahseder misiniz? Tabii tabii. 15 yıldır İngiltere'deyim. Hı hı. İngiltere'den önce İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Şimdi biraz da bir nevi hukuk öğrencisiyim. Hı hı. 15 yıldır İngiltere'de özel sektörün farklı alanlarında biraz da girişimcilik serüvenlerim var açıkçası. Study a Course ve Employing5.com diye iki tane online girişimcilikte kurucu üyeyim. Evet. Ortağım yani öyle söyleyeyim, kurucu ortağım. Bu şekilde hem de ticari danışmanlıklarım var, hukuk ekibimiz var, mali müşavir ekibimiz var. Bu şekilde 15 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteriyorum. Evet. Sosyal olarak da gelen ailelere destek olan bir derneğimiz var, iş adamlarına destek olan derneğimiz var. O yüzden İngiltere'deki Türklerin biraz sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarına da az buçuk hakimim yani. Evet, o zaman hepsini size soralım birazdan. Seyircilerimizin de eğer soruları varsa hemen numaralarımızı hatırlatalım. Çift 090 553 038 99 48 rehber@trt.net.tr e-mail adresine ve TRT Türk'ün tüm sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderin. Ahmet Bey cevaplasın diyorum o zaman. 15 yıl çünkü dile kolay ve üstelik hayatın, hem iç hayatın hem de sosyal hayatın bu kadar içinde birisi olarak mutlaka birçok soruya cevap verebileceksinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Siz sadece tahminden öte bir çalışmanız var. Bundan da haberdarız. Bir kitap çalışması yapıyorsunuz. Evet. Genel olarak İngiltere'deki Türklerin durumu hakkında yazmışsınız. Bize biraz bu çalışmanızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi İngiltere'deki Türklerin macerası tabii 100 yıllık bir hikaye var ama evet. 1960'lardan sonra Almanya'ya göçü siz de çok iyi bilirsiniz. Hı hı. Almanya'ya göç serüveniyle birlikte İngiltere'de büyük bir göç oluyor. Evet. Ama bu göçler 3 parçaya ayırabiliriz. Mesela 80 öncesi gelenler, 80-2000'li yıllar arası. Hı hı. Bir de 2000'li yıllardan sonra gelenler var. Daha böyle eğitim için gelip kalanlar var. Evet. Bunları ben 3'e ayırdım. Hı hı. Bunların özellikle son 10 yılda gelenleriyle bu bizim derneklerimiz vasıtasıyla yani iş adamları kulüplerimiz vasıtasıyla çok fazla muhatap oldum. Hı hı. Yani şu ana kadar belki 3.500 aileyi bizzat gördüm. Oradaki girişimcilik serüvenlerini gördüm. Türkiye-İngiltere arasındaki kurdukları ticari hatları gördüm, şahit oldum. Oradaki adaptasyonlarını gördüm. Son dönemde de dedim ki bunu bu kadar veri, ben bir de her şeyi not alıyorum. Yani bir aileyle görüşüyorsam ya da bir iş adamıyla görüşüyorsam o an kulağımda telefonsa hemen not alırım. Mutlaka bilgileri biriktiririm. Bunları dedim bir kitap çalışmasına dönüştüm. Hı hı. Bir sosyolojik analiz yapayım. Ben bir akademisyen değilim ama hani biraz böyle geleceğe faydamız olsun diye. Şimdi hatta yolda gelirken uçakta da sonra editlerini yapıyordum kitabın. İnşallah biter bitmezse de takdim ederim. Çok memnun oluruz. Bununla ilgili böyle bir kafamda bir şey oluştu açıkçası. Hı hı. Yani İngiltere'deki Türklerle ilgili. Bunun çalışması. Yani çok detaya girmeyeyim şimdi. Ama 3500'e gerçekten şimdi Almanlar şey derler bir ev numarası diye tabir ediyorlar. Hani ciddi bir sayı anlamında. hakikaten 3500 kişiyi bilmiyorum insan ömründe tanır mı ama ciddi veriler toplamışsınız. Evet işim gereği muhatap olmam gerekiyordu. Özellikle son yıllarda çok fazla gelen kariyeri için gelen, girişimciliği için gelenler oldu. Bunlarla hep muhatap olmam gerekti. Güzel de benim için çok da güzel bir tecrübe oldu açıkçası. Evet haliyle de birçok insana faydanız hem dokunmuş hem de bu kadar veriyle ve bu kadar tecrübeyle de hala da aynen, onların dokunmaya da devam edecek. Oldu, evet mutlaka tabii ki her şey karşılıklıdır bir yerde. Tabii şunu da sormak istiyorum. Genel olarak o zaman hani bildiğiniz yani sadece biliyor olmayın bugün bizimle de paylaşın isterseniz. Özellikle İngiltere'deki Türklerin sosyoekonomik durumunu diğer ülkelerden farklı da olduğunu da söylemiştiniz. İnsanlar oraya ben de yani şahsen İngiltere'yi daha çok böyle işte master yapmaya insanların gittiği doktorasını yapmaya
gittiği bir yer gibi biliyorum. Çok az Türk tanıyorum orada yaşayan. Oradaki Türklerin sosyoekonomik durumundan bize bahsedebilir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii ki dediğim gibi 80 öncesi gelenler çok daha farklı gerekçelerle gelmişler. Evet. Onlar şimdi 3. nesle kayıyor. Hı-hı. Almanya'dan biraz daha geride geliyor. Evet. Almanya belki 4. nesle evet, geçti. Yavaş yavaş. Ama orada biraz daha 3. nesli görüyoruz. Hı-hı. Ama 2000'li yıllardan sonra gelenler de daha eğitimli, daha yüksek lisansa gelmiş, dil eğitimine gelmiş, üniversiteye gelmiş kalanlar var. Hı hı. Dolayısıyla bunlar daha sisteme entegre olmuşlar. Evet. Ve İngiltere'nin çok kültürlü bir yapısı var. Hı hı. Yani dünyanın her yerinden farklı milletler var. Bu kültürlü yapıya da bizim insanımız da çok hızlı adapte oldu. Bir de adaptasyon sanki, bilmiyorum siz Almanya ile kıyaslayabiliyor musunuz? Bir miktar yapabilirim. Belki ama hani duymuşsunuzdur en azından İngiltere'ye gelenlerden. Sanki adaptasyonu biraz daha rahat. Belki de az önce söylediğiniz çok milletli olduğu için midir bilmiyorum. Yani ben de mesela en ufak bir rahatsızlık hissetmemiştim bir haftalığına geldiğimde bile. Hı hı. Almanya'da işte ya uyaran olur ya kızan olur ya kırmızıda geçince işte bir kaşını çatan olur ya işte söylenen olur bir şey olur. İngilizlerin kibarlığı mıdır bilmiyorum ama çok milletli oluşu da herhalde biraz adaptasyonu sanki kolaylaştıran unsurlardan biri gibi tabii, geldi siz daha iyi bilirsiniz. Yani şimdi tarihe de girmeyeyim burada ama İngiltere'nin çok kültürlü bir yapısı var. Yani imparatorluk geçmişi var. Commonwealth dediğimiz bu İngiliz milletler topluluğu var. 50 küsur ülke şimdi tam evet. adresini bilmiyorum 55 ülke olması lazım. Buradan kaynaklı büyük bir göç de var İngiltere'ye evet. ve çok kültürlü yapıdan çok alışıklar. Farklı dillere, farklı dinlere, hı hı. farklı kültürlere, kıyafetlere çok evet. alışıklar. O yüzden de böyle hiç sıkıntı yapmıyorlar. Hani bizim Türkiye'deki bir düşüncemiz vardır. İngilizler soğuk diye. Hı hı. Yaklaşım olarak bizim kadar bir Akdeniz insanı gibi değiller. Evet. Doğru. Almanlar da böyledir. Evet. Fransızlar biraz daha Akdeniz insanı gibidir ama farklı kültürlere vardır. Hı hı. Ama İngilizler o açıdan hem ticaret yapmak istiyorsanız, hı hı. hem orada yaşamak istiyorsanız biraz daha nasıl diyeyim kucak açıyorlar. Hı hı. Öyle söyleyeyim. O anlamda dediğiniz gibi gayet rahat yani. Evet ama sosyoekonomik duruma gelince, Türklerin oradaki durumuna gelince onlar hakkında ne söylemek istersiniz? Yani muhtemelen kıta Avrupa'sına göre bir tık daha iyiler. Hı hı. Çünkü eğitim için gelmişler. Ondan sonra da girişimcilik öyküleri başlamış, hı hı. ticarete başlamışlar. Türkiye-İngiltere hattında büyük ticari linkler, ağlar kurmaya başlamışlar. Hı hı. Bu sebeple tabii ki bizim orada da kebapçılarımız, taksicilerimiz var ama artık kebap zincirleri kurmaya başlamışlar. Hı hı. İşte restoran zincirleri kurmaya başlamışlar. Ticari öyküler daha farklı hale gelmeye başladı. Artı uluslararası firmalar var İngiltere'de her yerde olduğu gibi. Bu uluslararası firmalarda da çok fazla Türk görüyoruz artık. Hı. Çalışan Türkler görüyoruz. Bunların da çocukları da artık şimdi bir girişimcilik hikayesine başlıyorlar aslında. Hı hı. O açıdan yani sosyoekonomik durum böyle. Hı hı. Yani biraz daha iyi diyebiliriz o zaman tabii. diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre. Tabii ama bir de son yıllarda işte girişimcilik vizesi diye bildiğimiz Ankara Anlaşması kapsamında da birçok insan gitti. Onların peki yani sonradan gitmek bir ülkeye, yabancı bir ülkeye yine İngilizce bilinen bir dil Allah'tan. Hı hı. Adaptasyon konusunda nasıl bir uyum sağlayabildiler? Sıkıntı yaşandı mı ya da hangi sıkıntılar yaşandı? Şimdi bir ülkeye yani yeni bir ülkeye gitmek gerçekten zor. Hı hı. Ben zaten o insanları gördüğüm zaman diyorum ki sizin zaten A noktasından, A ülkesinden herhangi bir ülke fark etmez. B ülkesine gitmeniz bile bir hı hı. girişimcilik hikayesi zaten başlamış. Evet, çok da cesurca. Çok cesurca bir hareket yani. Girişimcilik zaten eşittir cesarettir. Evet. Şimdi siz ülkenizi değiştiriyorsunuz. Türkiye gibi süper imkanları olan, hı hı. sıcak, yemekler harika, aileniz hı hı. burada, bütün her şeyi bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Türkiye'ye de faydalı olayım, hı hı. gideyim İngiltere'de iş yapayım. Hı hı. Şimdi bu müthiş bir girişimcilik hikayesi zaten. Evet. Ama bunun başlangıcı her girişimcilik öyküsünde olduğu gibi zor oluyor. Evet. Neden? Çünkü kültürel farklılıklar var. Hangi kültürel farklılıktan bahsediyoruz? Ticari kültürel farklılıklar var. Hı hı. Banka hesabı açmasından tutun şirket kurmaya hı hı. ya da ikili ilişkilerde İngilizler sizin beklediğiniz gibi davranmayabiliyor. Ya da hı hı. siz işte A şekliyle yazmaya alışmışsınız Türkiye'de ama hı hı. İngilizler B şekliyle yazılınca size cevap veriyorlar, daha iyi evet. cevap veriyorlar gibi bir durumlar var. Son yıllarda gelenler de bunları yaşadılar. Hı hı. Yani ailelerin adaptasyonları, okula çocukların okula girmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar. Onlar nasıl adaptasyonda sıkıntı çektiler mi? Yani sonuç itibariyle okul okuldur da diyebiliriz. Çocukların hayatı işte çok da değişmiyor gibi de düşünülebilir ama ya da çocuklar daha çabuk uyum sağlıyor diye düşünülebilir. Çocuklar ne yaptılar sizce? Aslında ben ailelere belli bir tecrübem oluştuktan sonra şunu söylüyordum. Bana tabii telefonda aileler soruyorlar. Hı hı. Diyorlardı ki Ahmet Bey çocuklarımız alışır mı? Dil öğrenebilir evet. mi? Diyordum ki siz bizim Anadolu tabiriyle kendinize kayırın diyordum. Siz kendinizi düşünün. Çocuklar çok hızlı adapte oluyor diyor. Çünkü İngiltere'deki eğitim metodolojisi itibariyle daha böyle tiyatral bir ortam var okullarda. İlkokulda, ortaokulda.
O yüzden dil bilmese bile çocuk, evet, vücut diliyle, hı hı, o tiyatral ortamın içerisine bir giriyor. Oyun gibi yani, çocuk için oyun oluyor o aslında. Çok hızlı adapte oluyorlar. Yani 3 gün ile 1 hafta arasında, hı hı, hiç dil bilmese bile çocuk koşa koşa okula gitmeye başlıyor. Hı. Bu da aileleri tabii çok mutlu ediyor. Evet. O sıkıntı bir anda bitmiş oluyor. Ondan sonra girişimciliğe rahat kayabiliyorlar. Evet, o çocukların derdi en azından kafalarında bir soru işareti, aynen, olarak kalmamış oluyor. Bize özellikle İngiltere'den soruları bekliyoruz efendim seyircilerimizden. İlk soru da gelmiş, hemen onu soralım. İyi yayınlar, iş adamlarının İngiltere'de iş yapması için özel bir vize var mı? Yatırımcı vize ya da benzeri bir vize ile oturum hakkı da elde edilebiliyor mu diye sormuş seyircimiz. Şimdi Ankara Anlaşması diye bir vizemiz vardı. Hatta, hı hı, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey, Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta İngiltere'deydi. Ankara Anlaşması'nın sıkıntıları var Türkiye, hı hı, İngiltere arasında. Bunun aşılması ile ilgili konuştu. Evet. Ama Ankara Anlaşması Türkiye, pardon İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için, hı hı, tamamen bitti. Yani Avrupa Birliği, evet, ile Avrupa Birliği'nin anlaşması, Türkiye arasındaki için bir anlaşma, hı-hı, Ankara Anlaşması. O yüzden bitti. O yüzden yani şu anda gelip orada oturum alınabilecek bir yatırımcı vizesi maalesef kalmadı. Hı-hı. Ama bunun dışında her bir Türk vatandaşımız şu an İngiltere'ye gelmeden bile yatırım yapabilir, şirket kurabilir, ev, mülk satın alabilir. Gayet de kolay. Yani gelmeden. Hiç gelmeden bile yapabilir. Hı hı. Turist vizesiyle gelip ticari turist vizeleriyle yapabilir. Hı. Ama tek farkı var, oturum vizesi alamaz. Hı. Oturum vizesi alınabilecek yatırımcı vizeleri kaldırdı İngiltere tamamen. Hı hı. Ama şu an İngiltere'de muhafazakar iktidar var. Hı hı. Onların belli bir yaklaşımları var bu konuda. Muhtemelen önümüzdeki birkaç sene içerisinde gidecekleri bekleniyor Boris, hı hı, Johnson'ın. Giderse yeniden eski iktidarın getirdiği yatırımcı vizelerinin olacağı tahmin ediliyor birkaç sene içerisinde. Hı hı. Böyle bir süreç var. Herhalde ülkeye de daha faydalı olacaktır yatırımcı vizelerinin olması. İngiltere gibi yatırımın daha kolay ve mümkün olduğu aslında bir yer galiba. Tabii tabii. Yani özellikle Türkiye-İngiltere hattında büyük bir ticari akış var. Hı hı. Boris Johnson bile bunu görmezden gelemiyor. Çünkü, hı hı, geçen bile açıkladı yani. Biz zeytinyağını niye dedi Türkiye'den almıyoruz ki? Çünkü, evet, zeytinyağına çok ciddi bir kota ve vergi var. Hı hı. İtalya'dan alma, İspanya'dan alıyorlar. Hı hı. Niye biz bunu dedi görmezden geliyoruz? Boris Johnson gibi bir muhafazakar bile bunu görmezden gelemedi, hı hı, ki hani iktidarın değişmesiyle İngiltere'ye bakışın çok daha, Türkiye'ye bakışın çok daha değişeceğini düşünüyoruz açıkçası. Evet. Bir soru daha var Ahmet Bey, hemen onu da soralım. Merhaba, İngiltere'ye ailece gitmek için planlarımızı yaptık. 8 yaşında bir çocuğumuz var. Burada alıştığı arkadaşları falan var. Oraya gittiğimizde çocuğum için hem yeni bir dil hem yeni bir ortam olacağı için, evet, oryantasyonda sıkıntı yaşayacağını tahmin ediyoruz. Bu durumun sıkıntısını düşürmek için ne yapmalıyız? Çocuğum ne gibi sıkıntılar yaşayabilir? Aslında az önce kısaca girdim. Evet. Ben bu beyefendi, hanımefendi, kimse, aile sahibi dostumuza, kıymetli dostumuza derim ki hiç endişe etmesin. Hı hı. Özellikle okullar gerçekten çok rahat bu konuda. Çok yabancıya alışıklar. Hı hı. Yabancı gelen öğrenciye alışıklar. Evet. Mutlaka dil desteği veriyorlar. Hı hı. Mesela İngilizce bilmiyorsa ek ders veriyorlar. Yani zaten bilmeden geliyor çoğu, evet, çocuğumuz konuşma konusunda. Bir de 8 yaşındaki bir çocuk çok hızlı adapte oluyor. Hı hı. Gerçekten böyle bir mucize görüyorsunuz. Yani, hı hı, bir çocuğun beynindeki değişimi, onun dile yansımasını, bir anda çift dilli, yani 3 ay ile 6 ay arasında çift dilli bir kişilik çıkıyor ortaya 8 yaşında. Bunu çok rahat görebilir. O yüzden hiç endişe etmesine gerek yok. Oryantasyon ile ilgili de burada yapması gereken hiçbir şey yok. Gayet rahat olabilir, evet, o anlamda. Çocuklar gerçekten, biz de burada çok dilliliği konuşuyoruz. Hakikaten yani onların adaptasyonu her konuda, sadece konuşmak gerekiyor herhalde. Duydukları maruz bırakmak diyor dil, aynen, bilimciler. Aynen. Maruz kaldıklarında hemen de öğreniyorlar. Şimdi siz 15 yıl dediniz. 15 yıl gerçekten 3500 kişi dediniz. Yani bu sayılar böyle kolay unutulacak sayılar değil ama şimdi farklı sektörlerden insanlarla da bir araya gelebildiniz. Danışmanlıklar verdiniz. Bu konuda şimdi bizi izleyenler arasında ben ne yaparım, işte Ahmet Bey'den ne gibi tavsiyeler alabilirim diye düşünen insanlar vardır. Siz özellikle İngiltere'de iş yapmak isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz? Şöyle, ben hep şunu söylüyorum. Bakın, gittiğiniz ülkede yerelleşmeye çalışın. Hı hı. Uluslararası düşünün okey ama, hı hı, İngiltere'nin yerel kurallarına da bakın. İngiltere'de kurulmuş bir sistem var. Dev gibi bir çark düşünün. Hı hı. Bu çarkı siz değiştiremezsiniz. Yani ya ben işte banka hesabını 3 ayda açabiliyorum. Bu çok kötü bir şey. Hayır, o bir çark, o sistemin, hı hı, içerisinde siz uyum sağlamak zorundasınız. Hı hı. Bunun için ben bize soran dostlarımıza
bana hani böyle aynı şekilde böyle evet. sorulan biz ne yapabiliriz İngiltere'de diyenlere Hı-hı. diyorum ki mutlaka bir business plan hazırlayın, iş planı hazırlayın. Hı-hı. Bir fizibilite çalışması yapın. Bambaşka bir ülkeye geliyorsun. Örnek kahve satacağız. Türk kahvesini Hı-hı. İngiltere'de satmak istiyoruz. Ya da çayını, Türk çayımızı İngiltere'de pazarlamak istiyoruz, Hı-hı. satmak istiyoruz. Uzman bir ekiple anlaşın. Onlar sizin için İngiltere'de, sizin de desteğinizle, sizin bilgilerinizle İngiltere'de bu kahve nasıl satılır, nerelerde Hı-hı. satılır, kahve alışkanlıkları nedir? Bununla ilgili bir sürü detay var. Hı-hı. Hem bunun resmi tarafları var, gümrük tarafları evet. var, hem hukuki tarafları var Hı-hı. şirket kurmayla ilgili. Hem ticari tarafları var, Hı-hı. hem de pazarlamayla ilgili, reklamla ilgili tarafları var. İngilizler kahveye nasıl bakar, hangi Hı-hı. saatlerde kahve reklamını izler mesela. Hı-hı. Bir İngiliz hangi saatte oturup, prime time diyorlar ya televizyonculuk tabirine evet. siz birisiniz, hangi saatte oturup BBC'de, Channel 4'da bir şey izliyordur mesela Hı-hı. bir İngiliz Hı-hı. aile. Evet. Bunların araştırılması yapılır. Hı-hı. Bunlarla ilgili bir takım veriler çıkar. Ki siz işe başlarken milyonlarca liranızı kör uçuşu bir şeyle Hı-hı. bir ülkeye gitmemiş olursunuz. Evet. Bakarsınız fizibilite çalışmasına, çıkan raporlara bakarsınız. Ondan sonra dersiniz ki ha okey ben bu işi yapmayayım. Hı-hı. Ya da ha risk almaya değecek bir şey var. Evet. Ben Türkiye'ye iyi para getirebilirim böyle. Hı-hı. Ticaretimi artırabilirim. Okey ben bunu yapabilirim dersiniz. Evet. Benim açıkçası en büyük tavsiyem bu oluyor. Yani oradaki kültür... Yani plansız programsız İngiltere'ye hadi gidelim de bir iş yapalım. Çok da tavsiye edilen bir şey değil. Herhalde bence Avrupa ülkelerinin hepsi için biraz böyle bakmak gerekiyor. Burada bile ticaret yapılacağı zaman, yeni bir iş yapılacağı evet. zaman bu yapılması lazım. Ki yeni bir ülkede, Hı-hı. hiç bilmediğiniz bir kültürde yani ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Örnek çok büyük, burada ismini vermeyeyim şimdi, çok büyük bir mağazalar zinciri var Hı-hı. online. İngiltere'ye iş yapmak istedi sahibi de dostum. Bana ilk dedi ki biz orada bir showroom açacağız dedi. Ben dedim ki 6 ayı gözden çıkart dedim. Dedi ki 6 ayda mağaza mı? Yani biz dedi 1-2 ayda açacağız. Yok dedim 6 ayda gözden çıkart. 8 ay sonra aradı beni. Evet dedi haklıymışsın şimdi aldık daha anahtarı. Hı-hı. Ama evet. bunu baştan biliyor olmak sizi strese sokmaz. Hı-hı. Baştan bütün hazırlıklarınızı adım adım yaparsınız. O işi zaman planlaması açısından da herhalde aynen. planlı çalışmak, planlı hareket etmek her zaman daha aynen. rahat olacak. Aynen. Siz az önce mesela dediniz ki çay, mesela kahve dediniz ama ben şunu görüyorum. İşte Türkiye'de çok iyi giden bir şirket var ve işte Almanya'da mesela, Almanya örneğini vereceğim ama İngiltere'ye uyarlayıp sormak istiyorum size. İşte bunu orada açsak ne olur, Londra'da açsak ne olur diye düşünülen girişimler oluyor. Yani burada başarısını gördüğümüz bir şeyi oraya götürme niyeti olabiliyor. Bunlar ne yapmalı? Yani franchise dediğimiz aslında şubelerin Aynen. başka bir ülkeye taşınması, bu nasıl yapılabilir? Yani az önce söylediğiniz gümrük meselesi var, hukuki meseleleri var. Biraz bize bunların detaylarını anlatır mısınız? Şimdi şöyle, İngiltere'ye ya da bir başka ülkeye bir ürünü göndermek, ihracat yapmak ayrı Hı-hı. bir şey. O ülkede dükkan açmak, zincir, Hı-hı. franchise zincirleri açmak apayrı bir kültür, Hı-hı. apayrı bir mantık. Evet. O zaman bizim tavsiyemiz şu oluyor, yerel bir ortak bulun. Mutlaka Hı-hı. yerel bir ortak bulun. Çünkü siz tam olarak oraya adapte olamayabilirsiniz. İşte bu dediğim bütün resmi prosesleri, prosedürleri, Hı-hı. sizin yerine hızlı getirmeniz ya da bir takım yolları aşmanız çok güç olabilir. Artı sizin, mesela Londra'dan örnek verelim. Londra hani çok büyük bir şehir, İstanbul gibi. Londra'daki açacağınız mağazanın, dükkanın lokasyonunu, konumunu belirlemeniz bile hı hı. Türkiye'den bakışta çok zor olabilir. Evet. O yüzden bizim genel olarak ilk başta benim tavsiye ettiğim yerel partner bulun. Doğru bir ortak bulun yerel hı hı. kendinize ve iyi hukukçularla çalışın. Hukukçular hı hı. sizin bu şirket evliliğinizi hı hı. güzel bir şekilde yerine getirsin. Bu şekilde işlerinizi yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla aslında belki direkt size gelmeleri mi tavsiye olunur? Çünkü siz herhalde yönlendirirsiniz diye tahmin yani ediyorum. Beni mesela yani. Ben her zaman yönlendiririm evet. tabii ki memnuniyetle yani. Ben şunu da sormak istiyorum. Yani size de yönlendirebiliriz şimdi rehberde ama genelde biliyorsunuz işte Türkler bir araya gelince memleket dernekleri bile kurmayı severler. Tabii. İş adamlarının da bazı dernekleri olabiliyor. Hı-hı. İşte Türkiye'deki iş adamları derneklerinin bir şubesi olabiliyor orada veya onlar kendilerini bir şekilde örgütleyerekten bir network kurmak için bir çaba içerisinde olabiliyorlar. Sizin peki bildiğiniz bu konularda özellikle iş hayatında sosyal ve ticari dernekleşmeler var mı İngiltere'de de? Tabii İngiltere bu konuda iyi yani. Türklerde lobicilik faaliyetinde fena değiller açıkçası. Amerika kadar olmasak da fena Hı-hı. değiliz. Müsiyat zaten çok bilinen, tüm evet. dünyada faaliyet gösteren bir dernek.
Ama aynı zamanda tüm Avrupa'ya hitap eden Avrupalı Türk Markalar Birliği var. Ben de kurucu üyesiyim. Büyükelçiliğimizin de çok büyük desteği oldu. Burada Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımızın da çok büyük desteği oldu. Yani 7-8 sene, 8 sene kadar oldu kuralalı. Pandemide biraz bütün dünyada olduğu gibi faaliyetlerimizi biraz ara verdik. Ama şimdi tekrardan başladık. Ne yapıyoruz? Tüm Avrupa'daki iş adamları artı Türkiye-İngiltere hattında iş yapmak isteyenlere bir network organizasyonu kuruyoruz. Bakın bilgilendirmeler, ticari olarak onların önünü açma, yönlendirme gibi faaliyetlerimiz var. Bunun dışında yine yeni gelen genç girişimcilere önderlik yapmak için Türk-İngiliz Girişimciler Birliği kurduk. Yine Orta İngiltere merkezli bir kulüp bu da. Bununla da aynı organizasyonları biraz daha farklı, biraz daha yerel bir şekilde yapıyoruz. Türklerle İngilizleri iş birlikteliklerini artırmak için böyle bir faaliyetlerimiz var. Buna benzer derneklerimiz var. Çok güzel yani o açıdan. Sizin peki az önce bahsettiğiniz kurucu üyesi olduğunuz derneğinizin bir internet sitesi veya İngilizce ismi neyse, hani şimdi duyan seyircilerimizin belki internete girip sizinle iletişim veya dernekle iletişim sağlamak isteyenler için de avrupalımarkalar.com diye, Avrupalı Türk Markalar Birliği diye zaten Google'a yazsalar, herhangi bir arama motoruna yazsalar çıkar. Bu şekilde. Avrupalı Türk Markalar Birliği. Evet, İngilizce ismi yok, Türk ismini kullanıyorsunuz. Var ama biz Türkçe ismini kullanıyoruz. Türkçe ismini kullanıyorsunuz, tamamdır. Gelen bir diğer soruyu da hemen size sormak istiyorum. İyi günler, İngiltere'de şirket kurmak zor mu diye sormuş seyircimiz. Türkiye'de yaşayan birisi olarak online ticaretimi uluslararası alana taşımak için İngiltere'de şirket kurabilir miyim diye sormuş. Ki bu da dediğim gibi az önce hani franchise örneğini verdik. Ben tabii hala böyle fiziki olayları düşünüyorum ama aslında online olarak birçok Türkiye'de üretilen şeyi satmak isteyen insanlar var. İngiltere için soralım. İngiltere'ye bu iş nasıl yapılabilir, nasıl götürülebilir? Ben şunu söyleyeyim, bu soruda aklıma gelen bir şey var. Ticaret ya da ihracat yapmak demek şu demek değil. Mesela oturduk biz işte Denizli'de bir tekstil üreticisiyiz. Küçük bir esnafız değil. Herkes şöyle düşünüyor. İhracat deyince tırlar, konteynerler dolacak, gidecek. Hayır. Oturduğunuz yerden şu ebattaki bir koliyi Amerika'ya gönderebiliyorsunuz. Bu da bir ihracat. Bunun da uluslararası lojistik firmaları bunun da işini yapıyor ve gayet de makul fiyatlara yapıyorlar artık. Ve Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın da bununla ilgili güzel önderlikleri var, onu da biliyorum. Bizim posta teşkilatımız da yani Türkiye'de bunu yapıyor. Dolayısıyla bu çok güzel bir soru. Türkiye, önce İngiltere'yi söyleyeyim. İngiltere'de şirket kurmak çok kolay. 10 dakikada kurulan, en fazla 24 saat içerisinde de kesin onayı gelen. Ama banka hesabı 3 ayda mı açılıyor dediniz? Şimdi onun da yöntemi var. Artık online ticarette normal bu bahsettiğim yerel bankalarda hesap açmak. Ama online bankalar var artık dünyada. Evet. 7-8 tane bildiğimiz, zaten şu an isimlerini söylemeyeyim, reklam olmasın ama herkesin bildiği online bankalar var. Onlar da 5 dakikada 10 dakikada açılan bir uygulama üzerinden çok rahat. Yani ticaretlerini, bilinen bu uluslararası online ticaret platformları, pazar yerleri üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilirler. Dolayısıyla İngiltere'de adres gösterebilirler. Londra'da bir adresler olmuş olur. Ürünler Türkiye'den dünyanın farklı noktalarına gider. Tüm Avrupa'ya, Amerika'ya gidebilir ama resmi adres İngiltere olur. Paralar İngiltere'ye, yani fatura İngiltere'den kesilmiş olur. Ve böylelikle Türkiye'ye, yani Türkiye adına bir ihracat yapılmış olur. Yani İngiltere tabii, Londra özellikle dünyanın bir ticari başkenti gibi görülüyor. New York farklı tabii. İşte Londra da öyle gözüküyor. Birçok borsanın merkezi orası. Birçok hukukla ilgili, deniz ticaretiyle ilgili merkez orası. Orada bir ikinci bir adres göstermek birçok uluslararası firma için çok avantajlı bir şey. Türk firmalar için de avantajlı bir şey. Son olarak reklama girmeden, daha doğrusu kısa bir araya girmeden önce şunu sormak istiyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Hangi ticari alanlarda Türkler başarılılar veya henüz sizce keşfedilmemiş alanlar hangileri? Ya ben yazılımı son dönemde çok görüyorum. Yani yazılım, müthiş dünyada bir yazılımcı açığı var. Yazılımcı açığı derken şöyle, yazılımla ilgili üretilecek çok şey var. Çok büyük firmalar var. Türkiye sanki, yani bir şey yaparsak biz Avrupa'nın yazılım üretim üssü olabilir gibi geliyor bana. Çünkü müthiş bir genç nüfusumuz var ve iş arayan, meslek arayan genç nüfusumuz var. Yazılım dediğimiz şey de maksimum bir yılda öğrenilebilen bir şey. 4 yıllık bir bilgisayar mühendisliği falan bitirmenize gerek yok. Çok iyi biliyorum bu alanı. Dolayısıyla ben yazılımı birinci alana alıyorum. Yani yazılım. Türk nüfusunun genç oluşu da herhalde buna ciddi bir katkıda bulunuyor. Çünkü şimdi bu fikri Almanya'ya sunsanız, yaşlı nüfusun daha çok olduğu bir yerde insanlar bunu 10 kere düşünürler ama söylediğiniz gibi Türkiye için bu bir fırsat. Aynen, özür dilerim. En son son 6 ay içerisindeki İngiltere'nin yazılımcı ihtiyacının 120 binin üzerinde olduğunu okumuştum bir makalede. Düşünün, yani acil ihtiyacı var, yazılımcı ihtiyacı var. Bu kadar.
ihtiyaç var. Ki şu bu şu demek, biz yazılımcıları oraya göndermek yerine burada yazılım, onların yazılımlarını biz burada alıp, burada üretip onlara satabiliriz, dünyaya satabiliriz ihtiyacı. Bu bence bir numara. Bunun dışında sağlık turizmi. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü İngiltere'de sağlık sistemi çöktü. Tamamen bitmiş vaziyette. Orada bizim buradaki hastane... Pandemiden önce de öyleydi ya. Benim İngiltere'de okuyan bir arkadaşım diş doktoruna Almanya'ya geldiğini hatırlıyorum. Yani çok tuhaftı. Pandemiyle herhalde tamamen bitti. Diş meselesi zaten ayrı bir konu ama sağlık çok yavaş ilerliyordu. Pandemiyle beraber iflas etti. Bence iflas ettiler. Tamamen kontrolden çıktı. Bence buna yatırım yapılabilir. Türkiye-İngiltere hattında bir sağlık turizm hattı kurulabilir. Gıda her zaman avantajlı. Evet. İnşaat malzemeleri, inşaat sektörü de çok sıkıntıda. Çünkü Çin'den ya da farklı ülkelerden çok geç geliyor ürünler. Türkiye çok yakın. Çok hızlı tedarik sağlayabiliriz. Lojistiğimiz çok iyi o konuda. Bunlara yatırım yapılabilir. Tüm bunların hepsinde de lojistiğe yatırım yapılabilir. Çünkü bu ürünlerin lojistiği gerekiyor, transferi gerekiyor. Buna da yatırım yapılabilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizler burada bugün rehberde uluslararası girişimcilik ve ticareti konuşuyoruz. Ahmet Öncü ile yatırım ve iş danışmanı. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Sizler de sorularınızı göndermeyi unutmayın. Rehberden tekrar merhaba. Uluslararası girişimcilik ve ticaret İngiltere'de Türkler için başarıya giden yolları Ahmet Öncü ile konuşuyoruz. Yatırım ve iş danışmanı, 3500 aileye danışmanlık, iş insanına danışmanlık yapmış bir isim Ahmet Bey. Şimdi Ahmet Bey, ticaretten konuştuk, işte İngiltere'de 10 dakikada şirket açmaktan bahsettiniz ama şunu da tabii merak ediyoruz. İngiltere'de, İngiltere-Türkiye arasındaki ticaretin artması için sizce, şimdi yatırım fırsatlarından bahsettik ama tam olarak işte sağlık dediniz, tekrar etmek adına soruyorum. Yazılımcılığı özellikle tavsiye ettiniz, bir yılda öğrenilebilir dediniz. Türkiye'de mi öğrenmeyi tavsiye edersiniz bunları, yoksa İngiltere'ye gidip orada öğrenirim, işte orada işte biraz daha etrafı öğrenir, ona göre dükkanı nereye açacağıma bakarım mı dersiniz, yoksa nasıl bir adım atmasını tavsiye edersiniz? Aynen, her alanın tabii kendine göre bir şekli var, yani öğrenme şekli var. Yazılım meselesi dünyanın her yerinde öğrenilebilir. Bir kursa gitmesi gerekmiyor, bir okula gitmesi gerekmiyor. Kendisi bir iki kişiden danışmanlık alabilir, bir yazılımcı. Herkesin illa var. Benim için tamamen bilinmeyen bir şey olduğu için şu an hayretle dinliyorum cevabınızı. Gerçekten öyle mi? Yani bir iki kişiyle öğrenip... Şöyle, bir iki kişiden bir danışmanlık alır. Hangi dilleri öğreneceğini, hangi alana gideceğini. Biraz da kendi yapısına uygun olması lazım. Yani hangi, çünkü farklı alanlar var. Hani işte yazılımın ön tarafında mı olacak, arka tarafında mı olacak, uygulama tarafında mı olacak gibi gibi alanlar var. Bunlardan bir tanesini seçer kendisine. Bir meslekle ilgili zaten dünya üzerinde bir mesleğin öğrenme süresi, bu uluslararası bir bilgi açıkçası, yani kabul edilmiş bir bilgi, bir yıldır. Yani 4 yıla gerek yoktur bir mesleği öğrenmek için. Yazılım da böyledir. Sonraki bir yılda Almanya'da 3 yıldan önce öğretmiyorlar vallahi. Bu bilgiyi onlara da ulaştıralım. Evet, buyurun. Biz burada da 4 sene üniversitedeyiz. Evet. Yani dünyada zaten 3 sene, 4 sene üniversiteler. Ama bir mesleği öğrenmek istiyorsa, üniversitede değilim, işte işletme bitirdi arkadaşımız, genç arkadaşımız. Ama eyvah dedi, ben yazılımcı olacaktım, keşke bilgisayar mühendisliği okusaydım dedi. Geçti mi dedi. Hayır, bir senede bilgisayar mühendisliğini ya da yazılımı öğrenebilir. Bir senede gider, bir firmada çalışmaya başlar, biraz da tecrübe kazanır. Otomatik olarak uluslararası iş yapabilecek hale gelir, proje üretebilecek hale gelir. Yazılım demek algoritma demek aslında. Yazılım oturup kod yazmak değil. Yani problem çözme kabiliyeti varsa bir kişinin, otomatik olarak yazılım yapabilir demektir. Yani bu şu demek, Excel'de formülasyonu oluşturabiliyorsa, bir şeyi kısa yoluyla yapabiliyorsa, yazılımcı olmanın ön başlangıcı odur, yani adaydır o aslında. Öyle evet, şu an söylediklerinizi kendine muhatap hissedenler o zaman yapsınlar bu işi diyelim. Aynen öyle. Onun dışındaki diğer meslekler ya da diğer iş gruplarında da hakeza böyle. Bir sene bir insan kafasını verse, o konuda odaklansa, İngiltere'de ben şu işi yapmak istiyorum dese, şimdi çiçek görüyorum, çiçek işi yapmak istese, bizim buradan çiçek götürse mesela İngiltere'ye, tersini yapıyorlar maalesef. Hollanda'dan buraya geliyor. Affedersiniz, pardon, buyurun. Bunların hepsini öğrenebilir yani. Demek istediğim o. Sağlık sektörü demiştiniz. Sadece tekrar etmek adına tekrar sormak istiyorum bunları. Tabii, sağlık sektörü var. Lojistik var, bakın az önce hızlı geçtik onu. Araya gideceğiz diye hızlandım.
lojistiğe çok büyük yatırım yapılabilir. Lojistik sektöründe çünkü büyük bir açık var. Hı hı. Biliyorsunuz İngiltere'de yani stagflasyon diye bir şey yaşanıyor şu anda. Evet. Bu enflasyonla durgunluğun bir arada olduğu. Hı hı. Bunun sebeplerinden en büyüklerinden bir tanesi tedarik zinciri koptu. Hı hı. Hani hatırlarsınız kamyoncu bulunamıyordu, şoför hı hı. bulunamıyordu, hı hı. haberlere yansıdı. Evet. Şimdi lojistikte müthiş bir açık var. Hı hı. Buna yatırım yapabilirler lojistik firmaları, Türkiye'deki lojistik firmaları. Bence bununla ilgili şimdi sadece lojistik deyip geçmeyin. Bir arkadaşımız işletme mezunu, iktisat mezunu, gümrük mevzuatlarına, uluslararası gümrük mevzuatlarına hakim olursa o da büyük bir açık şu anda açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsi önümüzde açık pozisyonlar olarak ve değerlendirilebilecek alanlar olarak duruyor. Aynen. Evet. Teşekkür ederiz. Hemen bir seyircimizin sorusunu sormak istiyorum. İyi günler. Yaklaşık 15 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Burada bilgisayar ekipmanları satan bir şirketim var. Türkiye'de de bu konuda iş yapmak istiyorum. Orada da başarılı olabilirim diye düşünüyorum ama sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili çok bilgim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş seyircimiz. Eyvah, benim çalışmadığım, bilmediğim yerden gelmiş. Evet. Türkiye'de şirket kurmak çünkü. Hı hı, evet. Tamam, burada da şirketimiz var. Az çok biliyorum ama genel ticari kültürleri kıyaslayabilirim. Hı hı. Buranın da yani 15 yıldır İngiltere'de ticaret öğrenmiş birisi, hı hı. Türkiye'deki ticaret kültürünü de öğrenmesi lazım. Evet. Yani tam tersine yani aslında çevirelim. Hangi ülkede yaşamıyorsanız oranın ülkenin kültürüne vakıf olmadan iş yapmak herhalde çok da kolay değil. Aynen o şekilde. Yani ben olsam onun için de business plan hazırlardım. Bir iş planı hazırlardım. Türkiye'de benim ürünlerim, benim bilgisayar parçası ürünlerim nasıl gider? Evet. Bu piyasada insanların tepkisi nedir? Hı hı. Satın alma davranışları nedir? Piyasanın hacmi nedir? Evet. Marketteki, pazardaki rakiplerim nasıldır? Rakip analizlerimi yapardım. Hı hı. Ve ben bunun reklamını nasıl yapacağım diye analizlerini yapardım. Bunların hepsini yazılı olarak bir dosya haline getirirdim. Hı hı. Çünkü yine bir kuraldır. Kağıt üzerinde işlemeyen bir sistem gerçek hayatta hiç işlemez. Hı hı. Kağıt üzerinde %100 işlese bile gerçek hayatta %50 işleyebilir. Evet. Ama kağıt üzerinde işlemedi mi? Hiçbir zaman çalışmaz o sistem. Evet, teşekkür ederiz. Tabii İngiltere'nin son yıllarda başka bir gündemi vardı. Brexit meselesi vardı. Bunun ticarete yansıması nasıl oldu? Türkleri özellikle etkileyen pozitif veya negatif anlamda durumlar söz konusu oldu mu Ahmet Bey? Ya bu Brexit meselesi pandemiden önceki bir konuydu madem. Evet. O kadar çok konuştuk ki bu konuyu. Hı hı. Brexit geliyor, Brexit gelince ne olacak? Türkiye, İngiltere ne olacak? İngiltere'nin diğer ticari şeyleri ne olacak? O kadar çok konuştuk ki. Ama Brexit gerçekleşti, pandemi de geldi. Hı hı. Böyle olunca biz Brexit'in etkilerini İngiltere'de göremedik. Çünkü pandemiyle karıştırdık. Evet. Yani belki işte, yeni yeni mi acaba görülebilir? Şimdi işte yeni yeni görüyoruz ama bu enteresan bir şey. Brexit'in kötü etkilerine pandemi zaman kazandırmış oldu biraz. Hı hı. Böylelikle İngiltere dünya devletleriyle anlaşmalar yaptı. O süre kazanmış oldu. Ticaret tarafı devam etti. Ticari hı hı. anlaşmalar tarafı. Türkiye açısından da müthiş bir avantaj oldu. Şu an Türk insanlarımız, iş insanlarımız İngiltere'de çok rahat. Hatta hı hı. Avrupa Birliği zamanından daha rahat ticaret yapabilir duruma geliyorlar adım adım. Hı hı. Bence bu değerlendirilmeli. Yani. Aradaki fark nedir? Avrupa Birliği anlaşmalarında onları kısıtlayan, yani tabii Türkiye üçüncü bir ülke olarak sayıldığı için herhalde kısıtlayan bazı noktalar mı vardı? Neydi bunlar? Tabii tabii. İngiltere her zaman bir şekilde Avrupa Birliği'nin genel standartlarına uygundu. Ama şimdi İngiltere artık çok esnek. İstediği hı hı. gibi yapabiliyor. Şimdi dedim ya en muhafazakar Boris Johnson bile şunu söylüyor. Biz zeytinyağını niye Türkiye'den almıyoruz? Diyor. Evet. Yani niye biz hep İtalya'ya ve İspanya'ya bağımlı kalmak zorundayız? Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği kendi içerisindeki ülkelerin ticari menfaatlerini korumak için belli kotalar koymuş. İşte hı hı. demiş ki şeker kotası, evet. fındıkla ilgili, cevizle ilgili kotalar, yağla ilgili kotalar, hı hı. tuzla ilgili kotalar. Bunlar dünyanın büyük hacimli işleri. Bunlardaki kotaları İngiltere tamamen kendisine göre ayarlıyor şu an. Bu da büyük bir fırsat. Ama İngiltere demek sadece İngiltere demek değil. Hı hı. Zaten 4 tane devlet var evet. İngiltere, yani United Kingdom hı hı. aslında, Birleşik Krallık. Üzerine Commonwealth ülkeleri var, 55 ülke. Yani İngiltere'ye girdiğiniz zaman tüm dünyaya direkt otomatik açılabilme imkanı var. Evet, biz İngiltere'yi bazen sadece Londra zannedebiliyoruz ama güzel oldu bunu da söylemeniz. İngiltere'den siz geldiniz, İngiltere hakkında konuşuyoruz. İsterseniz bir de İngiltere'ye bağlanalım. Doktor Hakan Yıldırım, pazarlama ve uluslararası ticaret danışmanı, ayrıca da belediye meclis üyesi. Hakan Bey, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Kübra Hanım, teşekkür ederim. Merhaba Ahmet Bey, sizlere de sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hakan Bey, Ahmet Bey'le
uluslararası ticareti konuşuyoruz. Özellikle İngiltere'yi konuşuyoruz tabii ki. İngiltere'de ve Avrupa'daki Türklerin toplumda daha başarılı olmaları için siz oradasınız. Neler yapmaları gerekir? Siz ne tavsiye edersiniz? Aslında bizim burada yapabileceğimiz birçok şey var ve çok büyük bir potansiyelimiz var. Hı hı. Benim her zaman söylemeye çalıştığım böyle birkaç nokta vardır. Biz güçlüysek Türkiye güçlü, hı hı. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Türkiye ülkemiz güçlü olduğunda, daha iyi olduğunda biz burada kendimize ticarette, günlük hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal ortamlarda daha rahat hissediyoruz. Biz burada bir lobi olarak da güçlendiğimiz zaman eminim Türkiye'de bu konuda daha kendini rahat hissediyor, daha güçlü oluyor. Bu yüzden tamamlayıcı bir unsuruz, birbirinden kopmayan. Bu anlamda bizim kamu diplomasisi ve sivil diplomasiye çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu noktalar bizleri her anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda güçlendirecek noktalar ve bunun çok sistematik bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için eğitim birinci nokta. Hı hı. Burada yaşayan İngiltere olsun, Avrupa olsun, buralarda yaşayan veya farklı yerlerde yurt dışında, Türkiye dışında yaşayan insanlarımızın eğitime çok ağırlık vermesi gerek. Hepimizin bilmesi gereken bir nokta, biz aslında istesek de istemesek de ülkemizi temsil ediyoruz. Biz evet. bundan memnunuz ama memnun olmasak da aslında burada ülkemizi temsil ediyoruz. Bu bizim üzerimizde bir etiket. Ben burada 15 senedir, 16 senedir yaşıyorum. Bu ülkenin vatandaşlığını almışım. Tam bütün hayatımın büyük çoğunluğu belki buradaki insanlarla geçiyor. Hı hı. Ama siz de bunu çok iyi bilirsiniz. Günün sonunda ben bir Türk'üm. Evet. Ve bu bizim üzerimizde nesiller boyunca devam edecek olan, bence çok mutlu olduğum, gurur duyduğum bir etiket. Bu yüzden buna uygun bir şekilde network'ümüzü, kişisel alanlarımızı, çevremizi giderek iş hayatında, sosyal hayatta her anlamda geliştirerek bu temsiliyetimizi de artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarıya giden yolu konuşuyoruz bugün. Sizin adım adım şöyle tane tane ya da işte 2-3 maddede sıralayabileceğiniz bir başarı yolu var mı? Burada buraya gelen insanlar için ilk başta dile çok hakim olmamız gerek. Bu hı hı. belki adım adım gidecek bir durum. Hızlı olmaz ama hangi ülkede yaşıyorsak. Ben İngiltere'de yaşadığım 7 seneden sonra Almanya'ya gittim ve 3 sene Almanya'da yaşadım. 30 yaşımdan sonra Almanca öğrendim. Hı hı. Gerçekten de isteyerek öğrendiğim bir dil değildi ama mecburen öğrendiğim bir dil oldu. Ve şeydi, yani öğrenmek zorundaydım çünkü o ülkede yaşıyorsak önemli değil. O ülkenin nerede, o dilin ne kadar geçerli olduğu, ama o dili bir öğrenmemiz gerekiyor ilk başta. Hı hı. Bir ikincisi, vatandaşlığı almamız lazım. Eğer böyle bir imkanımız varsa, yani bilirsiniz özellikle Almanya'ya, Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına ilk dönemde gidenler hep bir gün geri dönecekleri, kısa bir süre sonra geri döneceklerini düşünmüşler ve vatandaşlığı önemsemişler. Hatta bir dönem vatandaşlık almak da böyle küçümsenen bir durum gibi görünmüş aslında. Ya ben Alman vatandaşı oldum, Alman mı oldum falan. Hayır, evet. Bu çok farklı bir şey. Artık pasaport sahibi olmak, o ülkenin vatandaşı olmak çok farklı. Bugün benim çocuklarımın 3 tane vatandaşlığı var. Bu sorun değil. Önemli olan buradaki bu vatandaşlığın size verdiği hakları yine hem kendiniz, çevreniz, ülkeniz için kullanabilmek. Hı hı. Ve bir sonraki adım da sosyal farkındalık. İşe gidiyoruz, işten geliyoruz. Ben bunu kıta Avrupa'sında yaşadığımda, ticaret yaptığımda, çalıştığımda da gördüm. İngiltere'de de görüyorum. İşe gidiyoruz, işten geliyoruz. Akşam ailece bir araya geliyoruz ama sosyal farkındalığımızı yükseltmemiz lazım. Başarılı olabilmemiz için. Bu ister iş hayatı olsun. Tabii ki bütün dünyada genel geçer çalışkanlık gibi, azim gibi kuralları zaten söylemeye gerek yok. Bu her yerde başarının bir formülü ama bir sosyal farkındalığımızı artırıp çevremizde neler olup bitti, bu ülke nasıl yönetiliyor, bu şartlar nasıl, ticaret nasıl işliyor, buranın kuralları nelerdir? Hı hı. Buna benzer sosyal farkındalığımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakan Bey, şunu da sormak istiyorum. Siz belediye meclis üyesisiniz. Haliyle evet, bunları bilmemiz gerekiyor. Sosyal farkındalığı artırmamız gerekiyor ama bunun bir diğer herhalde atılması gereken adımlardan bir tanesi de, genelde biz Türkiye'nin siyasetiyle çok ilgileniyoruz Avrupa'da olsak da. Oysa asıl yapmamız gereken herhalde yaşadığımız yerin siyasetine bir katkıda bulunmak. O ülkeye bir şekilde bir geri dönüş sağlamak. Siz belediye meclis üyesisiniz. Sizce Türkler siyasette daha aktif olmalılar mı ve olmalı için hangi adımlar atılmalı?
Bence bu arada baştan şeyi söyleyeyim. Mesela ben Türkiye siyasetiyle, günlük siyasetiyle hiç ilgilenmiyorum. Bu çok garip geliyor böyle konuştuğum kişilere. Ama Türkiye'nin günlük siyaseti beni Avrupa'da birisi olarak çok fazla etkileyebildiğim, etkilenebildiğim bir alan değil. Bununla vaktimi harcamaktansa ben diyorum ki Avrupa'daki, İngiltere'deki günlük siyaset ve buradaki politikayla ilgilenmemiz lazım. Ve bu kesinlikle gerekiyor. Buradaki siyaseti öncelikle baştan tanımlamak lazım. Bu aslında bir tarafgir olmak, belli bir politikanın hızlı bir savunucusu olmak veya çok katı bir savunucu haline gelmek anlamına gelmiyor. Burada siyasetin mantığı mikro düzeyden, mahalle düzeyinden ülke düzeyine kadar bütün yönetim aslında bu demokratik sistem üzerine kurulmuş ve siz bunun neresinde olursanız bugün şikayet ettiğimiz birçok şeyi, birçok noktayı veya düzeltilmesini istediğimiz, değiştirilmesini istediğimiz birçok noktayı değiştirebilme ve bunlara temas edebilme hakkı kazanıyoruz. Çünkü siyaset demek temsiliyet demek. Eğer bir derdimiz varsa kendimizi orada temsil etmemiz lazım. Bunun için de birlik ve beraberlik içerisinde bence Türklerin yurt dışında nerede yaşıyor olursa olsunlar, ister çok aktif olur, ister az aktif olur, siyasetin bir noktasında, siyasetin günlük hengamesine, savaşına, kavgasına bulaşmadan, ki Avrupa'da sizler de çok iyi biliyorsunuz, zaten Türkiye'deki gibi bir ortam yok, siyasi ortamlar seçimden seçime daha çok alevlenir. Ama bunların içerisine yine girmeden kendi çevresinin, kendi halkının, kendi insanının başta olmak üzere temsiliyetini düşünerek bir lobi oluşturarak siyasetin içerisinde mutlaka olmamız gerektiğini düşünüyorum her noktasında. Bir siyasi tarafgirlik ve bağnazlık oluşturmadan. Siyasetin dışında da mutlaka alanlar var. Çünkü siyaset işte her insana da hitap etmeyebiliyor. Sizce toplumsal olarak belki dernekleşme mi dersiniz? Nerede insanlar daha topluma bir katkıda bulunabilmek adına aktif olabilirler? Bunun birçok yolu var aslında. Ben İngiltere özelinden bir örnekle gideyim ama Almanya'da da yaşarken de benzer yerleri görmüştüm. Aslında buradaki her bir kamusal alan, her bir toplum bir yönetim kademesi var. Bugün benim evimin dibinde bir park var ve bu parkın bir user grubu var. Yani bir kullanıcı grubu var. Kendi içerisinde bir yönetimi var. Yılda bir toplanıyorlar. Dertlerine bu parkı nasıl kullanabiliriz? Çocuklarımız okula gidiyor. Çocuklarımızın okullarının bir eskiden Türkiye'de de vardı. Herhalde hala vardı. Bu velilerin bir araya geldiği bir aile kurulu var. Hastanenin bir böyle bir kurulu var. Bu bir yönetim değil. Bu oradaki çevrede yaşayan insanlar tarafından oluşturulmuş bir kurul ve bunun gerçek bir etkisi de var işin üzerinde. Biraz ilk başta bahsettiğim o sosyal farkındalık neyle ilgileniyorsak, eğitimle ilgileniyorsak bir okulun yönetimine girebiliriz. Eğer hastane sağlıkla ilgimiz varsa bir hastanenin, bir kuruluşun yönetimine girebiliriz. Sporla ilgileniyorsak sporla ilgili bir yere girebiliriz. Mesela bir şeyin aslında illaki yönetiminde olmak değil, onun içerisinde olmak. Bunun içinde olarak hem kişisel network'ümüzü geliştiriyoruz. Biz iş hayatında da her zaman, ben üniversitede mentorluk yapıyorum. Mentorluk yaptığım öğrencilerime de sürekli dediğim şeylerden bir tanesi. Nasıl işe gireriz, nasıl iş kabulü alırız? Tamam bunlara biz çalışacağız ama ilk başta çevrenizi nasıl genişleteceksiniz? Etki alanınızı nasıl artıracaksınız? Gelin buna çalışalım diyorum. Network'ünüzü sistematik olarak nasıl artıracaksınız? Bizler de kendimiz için bir söz sahibi olmak için. Bugün mesela bazı aileler görüyoruz çevremizden, geliyorlar benimle konuşmak istiyorlar bazı konuları. Çocuk belli bir yaşa gelmiş, okulda bazı sıkıntılar yaşıyor. Diyorum ki öğretmenle ne kadar iç içesin veya bu aile gruplarıyla ne kadar iç içesin? Hiç görüştün mü? Sistemin nasıl işlediğini biliyor musun? Maalesef yok. Veya daha büyük bir toplumsal taleple gittiğimizde okula, okulda karşılığını bulabilmesi için bizim bu grupların içerisinde veya bir hastanede bir yerde mutlaka olmamız gerekiyor. Bugün bir mahallede, ben kendi yaşadığım bir örneği vereyim size. Bundan yaklaşık 10 sene önce Londra'da, hatta futbol takımından dolayı çok bilinir Tottenham bölgesi civarında, büyük bir kentsel dönüşüm yapıldı. Ve beni de bununla ilgili bir toplantıya davet ettiler. Burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim kurumlarının temsilcileri hepsi bir aradaydı. Önümüzde koskoca bir maket. Tottenham'ın bir sonraki 10 yıllık dönüşümü, kentsel dönüşümüyle ilgili plan ortadaydı ve biz bununla ilgili söz hakkı sahibiydik. Böyle bir şey istiyorsanız, bir gün çevrenizde olan bir şeyden istiyorsanız bunun içerisinde olabilirsiniz. Önemli olan neye karşı
bir ilgimizin olduğu ve ona göre birazcık gözümüzü açmak. Bu mesela bir polisin çevredeki o mahalledeki olaylarla ilgili konuştuğu bir grup var. Evet. Üniversiteler var. Dediğim gibi okullar var. Bunların içerisinde bulunabiliriz kesinlikle ki bence hepimiz İşimizin yanında böyle bir yerde bulunmamız lazım. Evet, Hakan Bey, size son bir sorum daha olacak ama Ahmet Bey, size sormak istiyorum. Aslında bu Hakan Bey'in verdiği örnekler Türk insanının veya kişisel olarak bir kişinin diyelim yani fark etmeksizin bir varoluş da göstergesi herhalde. Siz ne tavsiye edersiniz? Biz iş hayatını konuşuyoruz ama okullar dedi Hakan Bey, işte mahallelerdeki olan bitenler, aslında Almanya'da da yerel gazetelerde o şehrin değişimiyle ilgili itiraz hakkı tanınır o şehirdeki kişilere. İşte belli bir vakte kadar belediyeye gidip herhangi bir şekilde itiraz edilebilir. Bir ağaç yerinden gidecekse, başka bir bina dikilecekse vesaire. Bu fırsatları da ama çok kullanıyor değiliz aslında. Siz bunun önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle Hakan Bey çok çok kritik şeylere değindi. Ben de onu düşünüyordum dinlerken. Hı hı. Yani polislerle iletişimle ilgili sosyal dernekler var mesela İngiltere'de. Hı hı. İşte okul aile birlikleri var. Evet. Eğitimle ilgili kurumlar var. O kentin, o bölgenin değişimiyle ilgili kurumlar var. Bunlara dahil olmak otomatik olarak sisteme sizi entegre ediyor. Hı hı. Ve bir söz sahibi oluyorsunuz. Sizin de bir bakış açınız oluyor orada. Ve siz de bir Müslüman Türk olarak bir söz söylüyorsunuz orada. Sizin olmadığınız yerde o zaman alınacak kararlardan sizin çocuğunuz da etkileniyor, torunlarınız da etkilenecek bir gün. Ve İngiltere'deki sistem gereği de tabandan yukarıya doğru büyük bir böyle dernekleşme, sosyal organizasyonlar. En basitinden mahallenin spor kulübü bile vardır. Evet. Ya da büyük parklar var malum bildiğiniz gibi. O parkların bahsettiği kullanıcı, yani kullananların grubu, user grup da çeviremiyorum Türkçe'ye. User grupların mesela orada hayvanat bahçeleri oluyor. Evet. O hayvanat bahçesindeki büyüyen hayvanları sizin çocuklarınızla beraber büyütüyorlar. Yani orada çocuklarınız gidiyor, çocuğunuzla beraber ona isim veriyorsunuz, besliyorsunuz, büyütüyorsunuz. Otomatik olarak sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Bu hayata dahil olmak girişimciliğin de bir yollarından, başarı yollarından bir tanesi açıkçası. Evet, gönüllülük esası mesela Avrupa'da çok ciddi bir karşılığı olan bir şey. Herhalde İngiltere'de de öyledir değil mi Hakan Bey? Siz daha iyi biliyor musunuz bilmiyorum ama size de şu gönüllülük meselesini sormak istiyorum. Söylediğiniz birçok şey aslında gönüllülük esasına dayanıyor herhalde. Tabii ki bu bahsettiğim noktalarda herhangi bir maddi karşılığı yok. Gönüllülük esasına dayalıyor tamamen. Bu da işin içerisinde aslında, bu aslında birazcık daha bizim kültürümüzde çok olan bir şey. Yani ahilikte olsun birçok noktada aslında bizim de herhangi bir sosyal durumda aslında bizim kültürümüzde özümüzde var ama burada yapılıyor şu anda. Tamamen gönüllülük esaslı çalışmalar bunlar. Herhangi bir maddi direkt olarak karşılığını göremiyorsunuz. Ama dolaylı olarak bu arada görülmesi de mümkün. Çünkü iletişim becerilerinizi artırıyor, bir kabiliyetinizi artırıyor. Belki yepyeni bir size düşünce açıyor, bir kapı açıyor. Çocuklarınızın sizin hakkında düşüncesi bile değişiyor. Evet. Hakan Bey, size şunu da sormak istiyorum. Biz tabii Ahmet Bey'le iş hayatını konuşuyoruz ama sizin de tavsiyeleriniz bu konuda önemli olacaktır. Özellikle iş insanları için siz ne tavsiye edersiniz? Ben burada ilk başta dediğim gibi hani kamu diploması ve sivil diploması gözüyle bugün bu programda konuşmak istedim özellikle. Tabii ki iş insanlarının burada yapabileceği, Ahmet Bey çok güzel bahsetti birçok noktayı, nasıl piyasaya girilebilir, yeni pazar girişlerinde nelere dikkat edilmesi gerekir. Bunlar çok daha özel, mikro düzeyde yatırım yapmak isteyen bir firmanın burada yapması gereken noktalar ve doğru noktalar zaten burada söylendi bu programda. O yüzden ben biraz daha makro düzeyde yaklaşmak istiyorum olaya. Mesleki gruplar, mesleki işbirlikleri. Çünkü devletimiz çalışıyor. Devletimiz Büyükelçilik burada kendi nezdinde bir şeyler yapıyor. Fakat devletin, devlet çok büyük bir kurum. Devlet ilişkisiyle giden işler daha farklı olur. Fakat bizim arkadan daha hızlı, daha esnek, daha pratik yöntemlerle meslek odaları, buradaki meslek odalarıyla birlikte hareket ederek, örneğin Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması öncesinde de biz bununla ilgili çok görüşmeler yaptık. Ben Türkiye'deki meslek odalarıyla da çok görüştüm. Ve hepsine şunu söyledim. Sizin burada bir müşteri grubunuz varsa, sizin burada bir tedarikçi grubunuz varsa onlara gidin, onları tetikleyin ve onlar buradaki hükümete bununla ilgili baskı yapsınlar. Bakın biz müşterimizi kaybediyoruz desinler. Bu tür diplomatik lobi hareketleri, sivil diplomasiyle, kamu diplomasiyle bu hem iş hayatımızı artıracak. Bu yüzden ben burada mesleki gruplara, ticaret odalarına çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum.
belediyelere çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Burada biz, burada yaşayan halk olarak gerek iş adamı kimliğimizle, gerek burada bir sivil kimliğimizle, gerek siyasi kimliğimizle biz hazırız. Burada bizi de kullanarak, çok bu kelimeyi özellikle seçiyorum, bizi de kullanarak sivil toplum kuruluşları Türkiye'deki, ticaret odaları ve mesleki kuruluşlar, mesleki birlikler burada daha esnek hareket edebilirler, kendi sektörel gelişimini sağlayabilirler. Bugün biz Türkiye'de ne diyoruz? Pizza deyince aklımıza bütün dünyada İtalya geliyor. Evet. Veya buna benzer marka olmuş ürünler var. Bunlar bir devletin devlet düzeyinde tek başına yapamayacağı. Hı hı. Çünkü büyüklüğünden ve hacminden dolayı. Fakat daha mikro düzeyde meslek odalarının yapabileceği çalışmalar. Ve ben bunların da başarılı olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Doktor Hakan Yıldırım, Pazarlama ve Uluslararası Ticaret Danışmanı, yayınımıza katıldığınız için İngiltere'ye selamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, güzel ülkemize, Ahmet Bey, Kübra Hanım, sizlere ve bütün izleyicilere selamlar, sevgiler. Evet, çok teşekkür ederiz. Süremiz bayağı daraldı ama benim de size sorular sormak istiyorum. Seyircilerimizin soruları her zaman öncelikli, o yüzden hemen onları sormak istiyorum. Merhabalar, bilgisayar mühendisiyim. Uluslararası şirketlerde kariyerimi geliştirmek istiyorum. İngiltere'de iş bulabilir miyim diye sormuş seyircimiz. Az önce anlattım, kesinlikle evet. Bulabilir. Sadece yeterli hazırlığını yapması lazım. Yani bilgisayar mühendisi olunca hemen yazılımcı olmuyorsunuz. Evet. Yani... Çünkü yazılım sürekli 6 ayda bir, 1 senede bir kendini geliştirmek gereken bir meslek. Hı hı. Dolayısıyla kesinlikle iş bulabilir. İngiltere'ye gitmesine de gerek yok. Evet. Yani bizim Ege sahillerimizde bir yerde oturup dolarla parasını kazanabilir. Aslında bir otomatik ihracatçımız oluyor. Hı hı. Yani hani döviz getirmiş oluyor ülkemize. O şekilde de yapabilir. Gayet güzel bir iş. İşi bırakıp hep beraber yazılım öğrenelim o zaman. Güzel tavsiyeler, çok teşekkür ederiz. Bir diğer soruyu da okuyalım. İyi yayınlar. Türkiye'de geliştirmeyi planladığım bir girişimim var. İngiltere'den yerel ortak bulmak istiyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı diye sormuş. Yerel ortak, siz az önce franchise meselesinde de bunu tavsiye ettiniz. Nereden bulunacak hakikaten? Yani yerel ortak yine kişisel networkler üzerinden bir girilebilir. Ki bizim bu kurduğumuz iş adamları örgütleri üzerinden yerel ortaklar istenebilir. Bununla ilgili profesyonel danışmanlık yapan kurumlar oluyor. İşte bu tabii burada benim en hassas olduğum nokta ortaklık başlangıcı çok heyecanlı olan ama sonu acı bitebilen şeylerle de sonuçlanabiliyor. O yüzden baştan yani tavsiye edeceğim şey hukuki olarak... Her şeyin baştan konuşulup ayrılacağı günün bile, saatin bile nasıl ayrılacağına kadar yazılması. Bu zaten hepsi tavsiye ettiğimiz bir şey bu. O yüzden İngiltere'de yerel bir ortak bulunsa bile mutlaka uluslararası hukuka uygun bir şekilde anlaşmalarının yapılıp o şekilde kurulması lazım. İkincisi şöyle bir şey var İngiltere'de. Bu kritik bir tavsiye. Açıkçası bu programı izleyenler için çok hassas bir tavsiye olsun. İngiltere'de bir şirket kurduğunuz zaman oradaki tüm yetkiyi birisine vermeniz gerekiyor. Yani burada yaşasanız bile bir müdür, genel müdür atamanız gerekiyor. İşte o kişi bütün her konuda yetkili oluyor sizin adınıza. Küçükken bunun hiçbir problemi yok. Ama işler büyüdüğünde, hacimler arttığında, niyeti bozduğu zaman bir genel müdür işler çok farklı olabilir. O yüzden yerel ortak burada çok önemli ve bu işleri takip edecek bir iyi bir mali müşavir ve iyi bir hukukçu. Bu sistemi kurduğunuz zaman ülkemize kat kat döviz getirme şansınız var. Evet. Tabii Türkiye'den İngiltere'yi konuştuk. İngiltere'de yaşayıp bizi seyredenlerin daha çok olduğunu umuyoruz. Ki onlar için de birçok fırsatı bugün söylemiş oldunuz ama İngiltere'de iş kurmak isteyenlere isterseniz şöyle programın sonlarına doğru böyle altın kurallar nelerdir? Şirketlerde ortaklıklar yapmak isteyenlere özel tavsiyeleriniz varsa onları söyleyelim. Bir de nelere ihtiyaç duyuluyor? Yani sadece İşte benim böyle bir fikrim var, ben bunu düşünüyorum demek herhalde yeterli olmuyordur diye mi düşünebiliriz, yoksa herhangi bir şeye ihtiyaç yok mu? Ben yine önemine binaen şeyi söyleyeyim, iş planı ve fizibilite. Bunu mutlaka hazırlasınlar. Yani kör uçuşu bir ülkeye girilmez. Yani bizim o kadar yakacak dövizimiz, paramız, şeyimiz yok yani açıkçası ülke olarak. Ben bazen öyle söylüyorum. Ya lütfen paranız cebinizde kalsın, ülkemizde kalsın, buraya yatırım yapmayın İngiltere'de. Niye diyorlar? Kaybedeceksin çünkü diyorum. İngiltere'de bu parayı tamamen kaybedeceksin. Bu benim milli servetim Türkiye'de. Bunun yerine daha mantıklı yatırımlar yapın diyorum. O yüzden mutlaka fizibilite çalışması, iş planı mutlaka hazırlanmalı. İkincisi... Yani oraya gidip yapmaktansa siz Türkiye'den de bu iş planlarının yapılabileceğini mi söylüyorsunuz? Ya da yoksa Türkiye'den de yapılabilir. Ama orada yapmak daha mı mantıklı? Yani mesela benim
şahsen yardımcı olduğum kişilerde şöyle bir şey yapıyoruz plan olarak. Diyelim aylar süren bir teoride bir hazırlık çalışması oluyor kağıt üzerinde. Ondan sonra diyoruz ki davet ediyoruz İngiltere'ye. Evet. Buyurun gelin diyoruz. Geliyor. O planı beraber gözden geçiriyoruz. O plana yönelik bir gezi turu ayarlıyoruz. Tüm İngiltere'de ilgili alanlarda hangi sektörde ise o alanlardaki kişilerle, uzman kişilerle birebir görüştürüyoruz. Sonucunda da bir iş adamı hassasiyetiyle, hissiyle karar vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Doğru karar vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu tavsiye ederim açıkçası. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tavsiyelerinizle böylelikle bitirmiş olalım bugünkü programı. Uluslararası girişimcilik ve ticareti konuştuk. İngiltere'de Türkler için başarıya giden yollar konusunda gerçekten birçok ufuk açıcı nasihatlerde bulundunuz, önerilerde bulundunuz. Çok teşekkür ederiz size de. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Umarım Türkiye'de güzel vakit geçirirsiniz. Ne kadar buradasınız? Bir hafta kadar buradayım. İşler için geldim. Evet, Avrupa'dan gelince bir hafta kadar oluyor genelde. Çok teşekkür ederiz size de. Bizler de yarın Türkiye saatiyle 16'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.